Devam edelim. Az önce vurguladık. Van'ı sallayan 7.2'lik depremin ardından gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda sayın seyirciler. Uzmanların sürekli uyardığı İstanbul depremiyle ilgili hazırlıklar ne durumda? İstanbul olası bir depreme hazır mı? Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Hatırlatalım ve bu açıklamayla kral çıplak dedi Kadir Topbaş ve yapılması gereken çok şey olduğunu da ifade etti. Peki iki dönemdir İstanbul'u yöneten AKP'li Büyükşehir Belediyesi depremle ilgili bugüne kadar ne yaptı? Neden hala yapılması gereken çok şey var? Bütün bunları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Sayın Özgen Nama ile konuşacağız. Sayın Nama stüdyo konuğumuz ama her şeyden önce şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Biz bütün bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle de konuşmak istedik. Günlerdir kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Sayın Topbaş başta olmak üzere. Bu hazırlıkları kendilerinden dinlemek istedik ama bir cevap alamadık. Yine de buradan vurgulayalım yayınımız süresi içerisinde. Yayınımız kendilerine açık. Özellikle cevap hakkı, kendisine cevap hakkı doğduğunu düşünen herkese yayınlarımız açık. Bunu da vurgulayalım. Sayın Nama hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar Filiz. Çok sağ olun. Şimdi İstanbul'u konuşacağız. Zira İstanbul, şimdi Van'da bu tabloyu gördükten sonra İstanbul için hakikaten daha korkutucu bir boyut alıyor işler. Dolayısıyla İstanbul önemli. Hem nüfus olarak hem yüz ölçümü olarak Van'ın kat be kat üstünde. Ama Kadir Topbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yaptığı açıklamalarda iyi bir fotoğraf çizmiyor. Çok şey yapmamız gerekiyor diyor. Şimdi her şeyden önce Büyükşehir Belediyesi içerisinde bir deprem ve doğal afet komisyonu var. Öyle değil mi? Bu komisyonla başlayalım. Bu komisyonun işlevi nedir? Kimlerden oluşuyor? Oradan başlayıp sonra devam edelim. Şimdi öncelikle bir kere böyle bir imkanı bize sunduğunuz için size teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, sadece iki dönem olarak geçtiniz biraz önce haberde. Sayın Kadir Topbaş doğru değil, evet, iki evet. dönemdir ama 17 yıldır aynı AKP, anlayış İstanbul'u evet, evet. 1994'ten beri yönetiyor. Doğru, bir kere evet. bunu bu tespiti bir yapalım. Çok doğru. 99 evet. depreminden sonra da hemen hemen 2002 yılından bu yana 9 yıldır da ülkeyi yönetiyorlar. Hı hı. Bana göre bugün Sayın Başbakan İstanbul'u yönetmeye devam ediyor. Öyle düşünüyorum çünkü pratik bize bunu gösteriyor. Bahsettiğiniz komisyonlar sadece Büyükşehir'de 19 tane ihtisas komisyonu var. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Meclisi İstanbul'la ilgili alınabilecek en yetkili karar organıdır. Hı hı. Orada 300 tane belediye meclis üyesi var. Bunun 112'si Cumhuriyet Halk Partisi, 2 tanesi Has Parti, 2 tanesi Saadet Partisi, 6-7 tane bağımsız ve 170 küsür AKP'li meclis üyesidir. Dolayısıyla salt çoğunlukla kararlar alındığı için sürekli AKP'nin Büyükşehir'deki meclislerinde bütün kararlarını çoğunlukla alabilir. Komisyonlar da buna göre dağıtılmıştır. 19 komisyondan her komisyonda 9 üye var. 9 üyeden oluşuyor. Bunun 6 tanesi AKP, 3 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi tabii iyi bir yerden aslında sordunuz. Sorunuz için teşekkür ediyorum. Örneğin 19 komisyon bir yıl içerisinde yaklaşık 3000 dosya bu komisyonlara havale edilmiş. 3000 dosya 19 komisyona havale edilmiştir. Bunu 3000 dosyanın tahmin edersiniz İstanbul'un en önemli sorunlarının başında bana göre deprem geliyor. Trafik, ulaşım, altyapı, evet. mülkiyet sorunları. İstanbul'un çok çeşitli karmaşık sorunları vardır. Bunlar 17 yılda yapılabilirdi. 99 depreminden üzerinden geçen bu süre içerisinde yapılabilirdi. Bu bahsettiğimiz 3000 civarında olan dosyanın sadece 4 tanesi deprem doğal afet komisyonuna sevk edilmiştir. Burada da 3 tane arkadaşımız görevlidir. Deprem ve doğal afet komisyonu deprem şehri olarak andığımız, söylediğimiz günlerdir. Herkesin dilinde ve rüyalarında, korkusunda olan bir İstanbul depremi ile ilgili İstanbul Meclisi'nde hangi çalışma yapılmıştır derseniz hiçbir çalışma yapılmamıştır. Evet, Sayın Kadir Topbaş'ın dediği gibi gerçekten kral çıplak. İstanbul'da ben 3 yıldır meclis üyesiyim. 3 yıldır bütün benim ve arkadaşlarımın bütün soru önergelerine bugüne kadar depremle ilgili verilmiş ne doğru dürüst bir cevap var, ne bir çalışma var, ne bir proje var. Bu sevk edilen 4 dosya ile ilgili de söyleyeyim. Birisi örneğin Büyükşehir'in deprem müdürlüğünde çalışan bir bürokratın Japonya'daki depremleri incelemek için mecliste yetki alınması gerekiyor. Bu konuyla ilgili. Birisi doğal afet Koordinasyon Merkezi'nin bir afet esnasında Bakırköy'de bilmem hangi meydandan toplanacağı kararın meclisinden geçirilmesidir.
Bu gibi... Yani bunlar da bu dört dosyada aslında hani depreme ilişkin bir şeyler yapalım dosyaları değil. Hayır kesinlikle değil. Hı-hı. Kesinlikle bunlarla alakalı değil. Yani bu dosyalara baktığımız zaman, bu komisyonlara baktığımız zaman havale edilen dosyalar aslında bize göre ve halka göre ve bugün işte çok konuşulduğu için, gündemimiz deprem olduğu için başbakanın da bugün öncelikli gündem maddesi her ne kadar deprem görülüyor olsa da kesinlikle baktığımız zaman örneğin imar komisyonuna 2000 küsür dosya sevk edilmiştir. Yani İstanbul Büyükşehir Meclisi aslında parsel bazında plan tadilatlarının dışında bazı işte plazaların, gökdelenlerin, alışveriş merkezlerinin dışında çok da bir fonksiyonu yok. Peki hepimiz, şimdi önemli bir bakın iddia daha var. Burada canlı yayındayız. Hı hı. AKP'li meclis üyesi arkadaşlar, grup başkan vekilleri, grup sözcüleri, Sayın Kadir Topbaş bağlanabilirler. Konuşabiliriz, tartışabiliriz. Tabii ki. Biz zaten dediğim gibi davetimizi yaptık. Evet. Yani bunları hani bu hazırlıkları onlarla konuşmamız gerekiyor açıkçası ama icabet etmediler davetimize. O ayrı bir konu. Yayınımız açık, onu vurgulayalım. 2 saat boyunca yani saat 15'e kadar bağlanabilirler. Ama şimdi mesela önemli bir iddia daha var. Hani daha önce olası bir depremde evet. çadır alanları, sığınma evet. alanları olarak evet. tespit edilen bazı yerler var. Şimdi o yerlerin mesela hani alışveriş merkezleri, rezidans yapımları için kullanıldığı söyleniyor. Doğru. Bakın bizim belediye meclis çalışmaları esnasında çoğu zaman verdiğimiz önergeleri çok alakasız cevaplar veriliyor. Meclis üyesiyi soruyoruz. Bir afet esnasında şu meydanda bugün bir yeşil alan olan bir bölgeyi imara açtınız. Oysa bundan 12 yıl önce burası depremde sığınma alanı. Sahra hastanelerinin kurulacağı, insanların sığınacağı ki bir deprem esnasında İstanbul'da trafik ulaşımı mümkün değil. Trafikte E5'te önemli akslardan geçiş mümkün değil. O alanlarda nasıl gidilecek, gıda, erzak, sağlık hizmetleri nasıl götürüleceği de bana göre en önemli önceliklerdendir. Ve acilen bir yanda yerinden yenileme, depremde çürük, dökülmesi, yıkılması ihtimal olan bütün binaların yenilmesi yanı sıra bir en önemli aciliyet de bir felaket esnasında İstanbul'da bu alanların açılması lazım. Hı hı. 99 depreminden hemen sonra tespit edilen İstanbul'da 500'e yakın meydan alan vardı. Bunlardan birkaç tane örnek verebilirim. Örneğin Ortaköy Vadisi Beşiktaş halkının depremde sığındığı bir alandı. Ama bugün orada rezidanslar yükseliyor. Bugün orası imara açıldı. AKP'nin oylarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefet şerriyle, meclisteki bütün çalışmalarımıza rağmen. İETT arazisi, bugün görürsünüz İstanbul'un süliyeti ayaklar altında. Yani bu biraz önce rejide arkadaşlara bazı fotoğraflar verdim. Evet, umarım onları ekrana yansıtalım arkadaşlar. Bir gösterirlerse orada göreceksiniz. Bugün Kağıthane halkı, Gültepe halkı, Levent'teki o bölgede yaşayan yurttaşlarımızın sığındığı alan İETT arazisiydi. Hı hı. Ama bugün orada da gökdelenler yükseliyor. Hı hı. Şimdi mesela bu fotoğraf İstanbul'un süreyi. Bakın şu görülen fotoğraf yeni kapı açıklarında çekilmiş bir fotoğraflardır. Orada 3-4 tane fotoğraf var. O gökdelenler arasında İstanbul'un süliyeti diye bir şey kalmış mıdır? Şimdi sorarım bütün yurttaşlarımız izliyorsa. O Ayasofya ve Süleymaniye Camisi ki ecdadımız diye övündüğümüz Mimar Sinan'ın en önemli eserleridir. Türk mimarisinin, İslam eserlerinin, Osmanlı mimarisinin övünç kaynağı olarak bizim gördüğümüz eserlerin başında gelir. Bugün buradan baktığınız zaman İstanbul'un süliyeti adeta o cami minareleri kürdan gibi kalmaktadır. Peki burada o gördüğümüz yer Beyoğlu, Şişli, Levent, Sarıyer'e giden önemli bir akstır. O aksın üzerinde orada yaklaşık 150 tane gökdelen yapıldı. Bu 150 tane gökdelen dersiniz hangi tarihte yapıldı? Baktığımız zaman bunları iyice inceledim. Özellikle buraya gelmeden önce. Bunun sadece 4 tanesi 1960 ve 1980 yılları arasında. Yani Cumhuriyet tarihinden 1980 yılına kadar 4 tane yapılmış. Peki, 146 yapılmış yani şeyden sonra. 80 yılından sonra. 94'e kadar da 2 tane yapılmış. 94'e kadar yani Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan Başbakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olana kadar şu manzarada gördüğünüz İstanbul'un süliyetinde gördüğünüz o gökdelenlerin hiçbirisi yoktur. Hı hı. Sadece Oda Kule vardır. Yani 60'tan sonra yapılan Ceylan Otel, Etap Marmara ve Harbiye Ordu Evi vardır 1980 yılına kadar. Peki 1985-94 yılları arasında ki bu Sözen ve Bedrettin Dalan dönemini
kapsamaktadır. Burada da hançer gibi boğazın ortasına dikilmiş bir plaza var. İsmini vermekte de bir sakınca bulmuyorum. Çünkü vereceğim bilgiler çok yazıldı, çok çizildi ama bizim hafızamız ne yazıktır yazık deniliyor, zayıf deniliyor. Süzer plaza var. Hemen Beşiktaş'ta İnönü Stadyum'un tam karşısında. Bu plaza geçtiği zaman, onun planları geçtiği zaman hükümet kararıyla o dönem ilçe sınırları değişti. Yani Süzer Plaza'nın bulunduğu yer Beyoğlu sınırları içerisinde kalmaktayken bir gece yarısı o dönemin başbakanın talimatıyla Şişli'ye kaydırıldı. O dönemki Şişli Belediye Başkanı bir hanımefendiydi. Hı hı. Bağlanabilir. Yayına Gülay Atıldı. Hı hı. O dönemde böyle bir şey yapıldı ki bahsi geçen Gökdelen'in yeri de o dönem Abdülhamit döneminde bu alana yapı yapılamaz diye bir şerh olmasına rağmen orada o gökdelen dikildi. Yani kısacası biraz özetleyecek olacak olursak bu bahsettiğimiz o İstanbul'un süliyetini bozan gökdelenler hepsi Sayın Başbakan'ın Büyükşehir'i aldıktan sonra 94'ten sonra yapılmış gökdelenlerdir. Peki o gökdelenler tamam onu şunu da vurgulayalım ama o gökdelenler aslında birçoğu sığınma alanlarına mı yapıldı? Hani depremde mesela resimler çadır kurulacak. Tabii ki orada birçok meydanlar var. İşte mesela Çağlayan'daki orada bir Adalet Sarayı yapıldı. Yapılmasın evet. Değil, yapılsın. Ama kent meydanları, yeşil alanlar yok edilsin değil. Bunlar için arazi üretilebilir. Biz yapılara karşı değiliz. Biz gökdelenlere karşı da değiliz. Ama biz bir kent planlanırken o kentin planlarına sadakat gösterilsin. Yani yeşil alanlarına, sosyal donatı alanlarına, okul alanlarına sadakat gösterilsin. Bakın bundan 3 yıl önce 2009 yerel seçimleri öncesi 1/100.000'lik İstanbul çevre düzeni planı geçti. Hı hı. O planda İstanbul'da başbakanın düşündüğü 3. Boğaz Köprüsü yok. 2009'un hemen öncesi. Yok, bu plan o dönem geçiyor. Konulabilirdi, konulmamış. Sayın Başbakan'ın seçim öncesi bir çılgın projesi vardı. Seçim öncesi söyleseydi ya İstanbul'da bu kadar sorun var, depreme dayanıksız 1 milyon yıkılacak bina var. O dönem neden Sayın Başbakanımız oy kaygısı güttü de bugün artık iktidarı kaybetme pahasına da olsa bu yıkımları yapacağım. O günde mevzuat müsaitti. Bakın burada size İmar Kanunu'nun 39. maddesini özellikle okumak istiyorum. Bugün bu yıkımları şu ana kadar yapmış olmanın önünde hiçbir engel yoktu. Bakın diyor ki bir kısmı veya tamamı yıkılacak. İmar Kanunu'nun 39. maddesini okuyorum. Bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafında tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe 10 gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kayım olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir ve bundan sonra devam ediyor. Diyor ki tebligat müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafında tamir edilerek veya yıktırılarak yenilenmez ise diyor. Bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Yani bugüne kadar Sayın Başbakan'ın mevzuat müsait değildi, yasalar yeterli değildi. Tam tersine yasalar müsaitti. Bu yasaları, bu kaçak yapıları veyahut İkinci dereceden deprem konseptine giriyor diye ruhsat verilen ruhsatlı binalar yıkılmadıysa bir görev imali vardır. Hı hı. Anlatabiliyor evet. muyum? Ya, peki şimdi İstanbul'da kentsel dönüşüm adı altında yıkılan yerler de var. Yeni yapılan yerler var. Mesela TOKİ'nin yaptığı binalar var. Onlar için ne söyleyeceksiniz? Yeterince denetleniyor mu? Depreme dayanıklı mı? Uygun mu? Onların denetimi nasıl yapılıyor? Bunlarla ilgili verdiğimiz soru önergeleri ve yaptığımız çalışmalara bize sağlıklı cevaplar vermemekle birlikte. Birinci, deprem kuşağına göre yapılmış her yapının bunu TOKİ'de yapsa, kim yaparsa yapsın mutlaka depremle, yani yeni teknoloji, yeni denetim, yeni inşaat, yeni kum, yeni hazır beton, gelişmiş inşaat malzemeleri, yani yeni yapılarda deprem riski taşımadığını kişisel olarak böyle düşünüyorum. Ama kentsel dönüşüm adı altında yapılanlar ise örneğin bir Sulu Kule örneği var. Evet. Yani Sulu Kule'deki insanları orada bir kültürel sorunlar var. Yani 1000 yıllık ya da 100 yıllık, 200 yıllık insanların geçmişinden alıp sürgün edersen İstanbul'un öbür ucuna Trakya'ya sürgün edersen bu dönüşüm olmaz. Bu sürgün olur, bu gasp olur, bu rant olur. Bunun zaten asıl adı ranttır.
Oysa asıl dönüşüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi ise kentsel yenileme yerinden yenileme. Bakın eğer ne bir bölgeyi... Nasıl olacak o? Bakın bunun için de mevzuat yeterlidir. 2005 yılında mevcut hükümet döneminde çıkarılan bir tane 5393 sayılı yasanın 73. maddesinde çok net açıklanmıştır. Onu da ben size okumak isterim. Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilebilmesi için o yerin belediye veya veya mücavir alan sınırlarının içerisinde bulunması gerekiyor. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkım ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Şimdi sorarım. Peki Suluk Kule'de anlaşma yolu esas kılındı mı? Kılınmadı. Asıl Sayın Başbakan'ın şu anda yapmak istediği bu anlaşma yolu esastır maddesini devre dışı bırakarak biraz daha rant, biraz daha sürgün, biraz daha kentin en merkezli yerlerine daha rahat el konulabilmektir. Ben böyle bu kaygıyla bakıyorum. Çünkü bugüne kadar yapılan deprem dönüşüm projelerinde bunu gördük. Ya anlaşma dediğiniz ne? Mesela oradan o insanları ikna edeceksiniz ve o insanlara yer göstereceksiniz. Bu yerel yöneticilerin görevidir zaten. O insanlara bakın hiç kimse çürük bir binada ölümü beklemez. Bugün insanlara makul bir teklifle ve yıllarca oturdukları, çocukların büyüdüğü, ilkokul arkadaşları, lise arkadaşları, ortaokul arkadaşları, mahalle arkadaşlarının olduğu bir bölgeden hiç kimse sürgüne gitmek istemez. Yerinden dönüşüm dediğiniz zaman her türlü o beldenin, orada oturan yurttaşın mutlaka desteğini alırsınız. Çünkü yenilendiği zaman bir, vatandaşın dairesinin değeri de yükseliyor. İki, kendisini güvenden hissediyor. Güvenli konuta kim niye geçmesin ki? Ama bunu makul tekliflerle yapabilirsiniz. Bu yapılmadı bugüne kadar. Bunun bir an önce zaruriyetle yapılması lazım. Ama bugün bana göre öncelikle bu yenilemenin yanı sıra bir de deprem esnasındaki alanlar. Biraz önce yine haberin başında konuştuk. 500 civarında belirlenmiş, 99 depreminde 500 civarında belirlenmiş olan alanın bugün %50'si rezidanslarla doldu. Bunun tekrar güncellenip yeniden belirlenmesi lazım. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak biz Büyükşehir'de hazırız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırız. Deprem için ne yapılacaksa hükümete destek vermeye hazırız. Sayın Kadir Topbaş'a destek vermeye hazırız. Zaten önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'nin toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak defaten de deprem gündemli toplantı talep etmemize rağmen bugüne kadar gerçekleşmedi. Ama pazartesi günü mutlaka gündeme deprem özel gündem maddesini ekletmeyi teklif edeceğiz meclise. Ama ciddiye alırlarsa memnun oluruz. Bugün Sayın Kadir Topbaş sanırım Belediyeler Birliği Başkanı'dır bilirsiniz. Bugün Belediyeler Birliği'nde deprem gündemli bir toplantı yapacağını basında ben gördüm, sabah okudum. Memnuniyet duyarız ama keşke 3 yıldır başkanı olduğu meclise ve İstanbul'un en önemli seçilmiş karar organı olan Büyükşehir Meclisi'ne de deprem özel gündemli toplantılara gelseydi, tekliflerimizi dikkate alsaydı, önergelerimize sağlıklı cevaplar verilmiş olsaydı. Bunu beklerdik. Neyse artık bundan sonrasını kendisinden talep edeceğiz. Katkılarınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Sayın Özgen Nama canlı yayın konuğumuzdu. Stüdyomuzdaydı. İstanbul depreme hazırlıklı mı? Bunu konuşmuş olduk. Vahim bir tablo duruyor karşımıza. Bir an önce Büyükşehir Belediyesi'nin deprem konusunun öncelikle gündem olarak ele alınması ve ne yapılması gerekiyorsa yapması gerektiği noktasında durdu Sayın Nama ve bu konuda CHP'nin de kendilerine destek olacağını da vurgulamış oldu. Bir kez daha teşekkür edelim ve başka gündem maddeleriyle haber burada devam ediyor.